Özellikle Ertem'in önderliğinde tuhaf bir örgütlenme Sıva içindesiniz. Ekibi mi hocam? Efendim? Sıva ekibi mi? Ya o lafları söylemek istemiyorum. Üzmek istemiyoruz. Yarım saat daha programı uzatırız. Telafi ederiz hocam. Şimdi öyle mi oldu? Evet. Ama başka zamanlar saat 2'de hadi çıkalım hadi çıkalım diyoruz. Ben demiyorum hocam. Ertem'ciğim şu lideri biraz konuşalım. Konuşalım tabii ki. Yani bugün... yıl. Allah Allah. Ya 100. yıl öyle kötü bir şey mi? Hayır. 100. yılda şampiyon oldum. Bir şey söyleyeceğim sana. Bazen biliyor musun televizyon hani ekranda olduğumuzu şaşırıyorum Rasim'den biliyor musun? Hani böyle Süleyman sohbet Sebas arkadaş Sebas. Arasında böyle sohbet ederken ay ana falan dersin yani böyle babayla falan. Sen öyle yani yaptın. Hayır. Ağzına kaçır Rasim yapma ben konuşurken. 100. yıl deyince değil ki doğru. Ne var 100. yıl? 100. yıl tebrik ediyorum 100. yıldan ötürü. Tebrik ediyorum. 100. yılda aslan gibi herkese. Tebrik ediyorum 100. yıl. Ben de bu sene peşin tebrik edeyim de. Peki tebrik et bitti. Herkesi Beşiktaşlı yaptık be. herkes Beşiktaşlı oldu bak. Şu masanın etrafında burada sallıyorlardı. Beşiktaş şöyle Beşiktaş böyle. Bugün bakıyorsun Beşiktaş. Mustafa Bekleme'yi de aldın yıldız yaptın. Avrupa'ya tokat. Bakın Avrupa'ya tokat. Herkes Beşiktaşlı. Avrupa'ya tokat. Türkiye'ye. Türkiye'ye tokat. Avrupa'ya tokat. Geleni tokatlıyor. Bugün yorgun Beşiktaş. Perşembe günü çok yüksek tempoda bir maç oynayan Beşiktaş. Çok eksik bir kadrosu var. Ama ben yine hep söylüyorum. Beşiktaş'ta çok kadro derinliği var. Yedek oyuncusu fazla. İşte bakın bugün Atınç geldi. İki tane stoperi yok. Ne o? Bugün Beşiktaş'ta hiç hesaplı olmayan iki stoper oynuyor. Yani nedir? Pedro ile şey oynuyor. Atınç oynadı. Evet. Daha evvel kimdi esas? Atınç en çok koşan üçüncü futbolcu evet. Bugün. Ersan sahada. Ersan ve Sivok'la yola çıkıldıydı. Yani düşünce oydu. Doğru. Bugün Pedro ile Atınç var. Dönüyorsun orada öteki taraftan orta sahaya bakıyorsun. Hiç hesapta olmayan Cenk'e bakıyorsun. Bugün santrafor hesaplı olmak derken 3. santrafor durumunda olan bugün Cenk Beşiktaş'ın hemen hemen sahanın en iyilerinden takımın işte Tottenham maçında da harika oynadı. Beşiktaş'ın oyuncu kalitesini hep söylüyorum. Geçen seneki laflarımın aynısıdır. Bu çocukların hepsi aynı çocuklar. Hiç değişmedi. PR'ının eksik olduğunu hep bunu dile getirdim. Popülaritesinden dolayı bu çocuklar yıldız muamelesi görmüyorlar diye. Bugün bakıyorum. Gökhan Töre'ye, Olcay Şahin'e falan bakıyorum. Bir de rakip takımdaki oyuncularla bakıyorum. Büyük takımlarda oynayanlara bakıyorum. Demek ki yani bu çocuklar o takımda oynasa daha çok daha farklı muamele görürler. Yani hem medyada olsun hem basında olsun. Müthiş oynuyor. Beşiktaş futbol takımı bugün kaç tane gol pozisyonu var? Yani Antep takımı taş gibi bir takım, direnen bir takım diyorsun ama taş. Beşiktaş'ın %100 5-6 tane net pozisyonu var. Yani gol olması gereken. Özellikle Cenk'ten 2-3 tane net karşı karşıya var. Gökhan Töre'nin pozisyonu var. Dönüyorsun öteki taraftan Sosa'nın pozisyonu var. Yani Beşiktaş'ın öndeki orta sahasındaki beşlisi Atiba'yı defansif olarak düşünürsen şu an Türkiye'nin en formda beşlisi olarak görüyorum. İki yönlü oynayan, rakip sahaya çok çabuk giden, çok çabuk adam geçen, çok rahat mesafe kat eden yani hızlı oyuncular. Bir bakıyorsun Olcay'a, Gökhan'a, bir bakıyorsun rakibin ceza sahasında, bir bakıyorsun kendi ceza sahalarında. Bu bir avantajdır. Tabii işte. MHK da bir avantajdır. MHK. Ne? MHK da bir avantajdır. MHK. Merkez Hakem Kurulu. Ben de şey zannettim biliyor musun? MHK'ya zannediyorum. MHK Ankara. MHK sen anlıyorsun. Sen de öyle anlıyorsun. MHK bir dakika. MHK de bir ya, Rasim, avantajdır çok diyorum. Çok ayıp ediyorsunuz biliyor musun? Yani bugün. Ben tebrik ediyorum. Bak ben Türk futbolunun düzenini artık anladım. Türk futbolunun üzerinde 100. yıl düzeni geçerlidir. Tebrik ediyorum. Rasim bak şimdi. Ayıp ediyorsun. Bu sene de gidiyor işte ne güzel o. Yani 100. yıl düzeniyle alakası var. Beşiktaş'ın çok güçlü bir kadrosu var. Peki MHK önemli bir unsur. Ya MHK ne yaptı? Ne MHK'si Beşiktaş'ın? Gökhan Töre. Kadar... Ne yaptı Gökhan Töre ya? Sonra Ahmet Çakal konuştu artık. Beni konuşturmayı duydu. Dayanak ya Gökhan Töre diye Gökhan Töre. Gökhan Töre atılsa ne olacak arkadaş? Atılsa ne olacak? 10 kişi de Beşiktaş kazanır ya. Nasıl kazanır? 60 dakika daha. 30. dakika. Ya fark etmez. 60 dakika 10 kişi oynayacak ya. Bir şey söyleyeceğim size. Çağatay Şahan. Hepsi golden sonra. Çağatay Şahan kim var? Teker teker gelin. Çağatay Şahan. Çağatay Şahan. Ben şeye kızıyorum. Ya hakem hatasını gösterebildi mi? Ya ben şuna kızıyorum. Kimse sen Abdülkerim Durmaz. Bir de Beşiktaşlılar ağlıyor ya ben ona kızıyorum yani. Abdülkerim Durmaz. Ben şimdi. Fenerbahçe'nin değil. Beşiktaş'ın şampiyonu olarak tercih ederim. Abdülkerim'e bir cevap vermem lazım. Çağatay Şahan.
Beşiktaş'ın lobisinin korkusundan kırmızıyı gösteremiyorsa o zaman... Bir dakika dur. Beşiktaş'ın şampiyon yapacaklar diye Ahmet Çakar'a katılırım. Abdülkerim'e söylüyorum. Bir, Beşiktaş ağlamaz. Hayır hayır. Masaya. Hakemden. Beşiktaş da ağlamaz. Masaya. Hakemden hep şikayet ediyorlar. Şikayet eder. Ağlamaz. Bakın yıllardır şikayet ederler. Şey. Ağlayan, kendileri olan hataları görmezler. Ağlayan, ağlayanlar başkasıdır. Beşiktaş ağlamaz. Masaya yumruğu vurur. Bir. Evet. İkincisi Çağatay Şahan. Yok Gökhan Töre. Allah Allah. Ne oldu? Ya hocam. Hocam hakikaten yani konuşamıyorum. Güleceğim hocam. Yapma ya. Yok hocam. Hocam ya kedi geldi, sütlüyor, kedi getirdi. Hocam, ben yalnız, ben bir kere Ahmet Hoca'yı, Ahmet Hoca seni tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum bir kere daha. Oo. Daha 4 hafta önceden. Nereye geldi? 4 hafta önceden senaryoyu sezmişti, kızdı. Sinan Engin parladı şey Ahmet Hoca'ya. Ya haklı çıkıyorsun yani. Haklı çıkıyorsun. Birbirinize hayır hayır Beşiktaş. Çikolata alın, çikolata. Çikolata alın birbirinize. Çikolata alın birbirinize. Gidin böyle birbirinize ziyarette bulun, öpüşün falan filan. Ne oluyor ya? Ya programın başında. Programın başında. Erten programın başında Rasim Ozan Kütahyalı öpmedi mi Sinan Engin'i ya? Ben niye öptün anlamadım ki? 100. yıl kutluyor. Tebrik ettim. 100. yıl geri geldi dedi. Tebrik ettim. 100. ruh yeri geldi. Olabilir. Çağatay Şahan da geri geldi. Kutlusu gitti. Çağatay geldi. Meyakal geri geldi. Hay Allah sizi kahretmesin ya. Ben ne diyeyim size? Ben nasıl? Ben bir şey söyleyeyim. Bu akşamı çıkaramayacağım ben ha. He? Bir şey söyleyeyim sana. Ben bu akşamı çıkaramam. Bak ben o ruhta kendimi göremiyorum şu an biliyor musun? Ben çıkartacağım. Ya çeketi falan çıkaracağım birazdan zaten. Çeketi de falan. Ben çıkarttırayım mı? Çıkarttır hocam. Beyler bana evet. Hikayeyi anlatmayın. Bu gece Beşiktaş köküne kadar hakem hatasıyla maç kazandı. Oo. Eğer hakemler, bak bir hakem değil, iki hakem değil, üç hakem. Önlerindeki 3 metrelik bir dairede ya olan vahşeti, olan rezilliği görmüş olsalardı Beşiktaş bu akşam maçı kazanamazdı. Niye? 30. dakikada 10 kişi kalmışsın. Evet. Zaten vücut yorgun. Antep'te öyle köy takımı falan değil ayrıca. Bir de Gökhan Töre. Bu akşam Beşiktaş hakemle kazandı. Doğrudur. Karabük'te Beşiktaş yardımcı hakem kararıyla kazandı. Geçen hafta tartışılabilir. Soza'nın bir kasağa basması var. Onu bak onu hakemle kazandı yani, Tottenham deme. Gerçek galibi. Eskişehir hakem kararıyla kazandı Beşiktaş. Bir puan aldı. Dembaba Ankara'da oynanan Sivas maçı elle kontrol edip attığı gol. Şimdi bakın çok açık bir şey konuşacağım. Şampiyon yapacaklar. Tencereniz kaynıyor. Biz de maymununuz oynuyor. İkinize söylüyorum. Tekrar tencereniz söylüyorum. Kaynıyor maymun oynuyor mu? Ertem. Tencereniz kaynıyor. Hocam beni karıştırdın. Maymununuz oynuyor. Bana gel. Sen bana gel. Bence bir kanaat yok. Sen bana gel. Sen kırmızı nokta yok. Yok yok. Ben de artık bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Bakın üst üste konuşmayın. Bir şey söyleyeyim. Türkiye'de futboldaki sistem hocam üst üste konuşmayın. Tam sizin istediğiniz güçlünün kollandığı güce biat edildiği. Hocam ben güçlü değil. Her zaman haklı olanın ve doğru olanın yanındayım. Ya bilir misin onları o şarkıyı? Yani evet. Geç bunları. Anam baba. Bitti mi hocam? Doğru bitti mi? Ağırlıklı olarak Beşiktaş'ta. Bitmedi daha yeni başladı. Hayır kısa, kısa araya gireyim sana. Sana net konuşuyorum. Araya sana Gökhan gireyim. Gökhan Töre denen bir kovboy var. Kim? Gökhan Töre. Esas futbolcu. Ek işi olarak kovboyculuk yapıyor. Hocam yuh ya. Niye yuh? Çocuk silah çeken Gökhan mı ya? Ben, yapma arkadaşım ya. Ben böyle diyorum. Ne alakası sen var? Sen sefası olsun falan demiştin hocam, ya. Hocam bırak Allah aşkına bu işleri ya. 1964 doğumlu Gültepe Sinan Engin soruyorum. Evet. Gökhan Töre bugün atılır mı atılmaz mı? Hocam bak ben sana abi net soruyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Atılır ya. Şimdi harekete baktığın zaman. Hocam bir dakika. Bu sorulur mu hocam? Hocam harekete baktığın zaman. Evet. Harekete baktığın zaman. Evet. Bu sorulur mu ya? Gördüğün zaman şu hareket dediğin zaman bu kırmızı doğrudur. Evet yani. Ama yani siz hakemler hep. Ben hakem değilim, ben eski hakemim. Eski hakem veya neyse. Hep bunun hep şu psikoloji mi? Önce ne yapıldığını bakmaz mısınız hiç? Neyin ne yapıldığını? Önceki pozisyon oraya nasıl geldiğine bir baktım mı? Adam arkadan dayamış. Yani. Forçuluk var hocam orada, forçuluk. Allah Allah. Bırakın Allah aşkına ya. Çocuğu oradan dürtüyor, rahatsız ediyor ya. Yapmayın ya, delirtmeyin ya. Sen akşam yapın. Ben ne söyleyebilirim? Dinle beni hocam. Bak dinle beni. Bırakın bu işleri ya. Bana bırakın bu işleri, bana anlatma. Hoca akşamleyin dersini çok iyi çalışmış. Beşiktaş'ta iyi ne varsa
Beşiktaş'la ilgili ne varsa hoca delik beyin kardeşim. Sen benim niye cevap almadın kardeşim? Asim'in tek yorumu Hoca kalkıyor. Başka ne diyeyim burada? Ne diyeceğim? Bakın arkadaşlar bir dakika. Gel. Siyah renk olmaz. Göstereceğim sana ya. Şunu göstereyim ya. Ben gidiyorum. Gel buraya. Ben gidiyorum. Gelsin gel. Sinan abi gel. Şunu göstereyim. Gel. Sana pozisyonu göstereyim. Gel buraya kardeşim. Korkuluk gösterecek. Ya kardeşim gelsene. Uzaktan gel. Bir dakika yok. Korkuluk gösterecek adam. Ya gel be kardeşim ya. Ya Asim dur bırak pozisyonu. Bir dakika arkadaş. Dur şöyle. Ama yani. Dur şöyle bir şey olmaz. Bak pozisyon bu. Bu Gökhan Töre. Ama hocam sen de Sayın hocam iyi bak. İyi bak. Ahmet nereden alıyorsun? Gel yatır cimiyi getiriyorsun bak. Pozisyon bu. Evet. Allah bu çocuk, Ahmet. Tamam. Arkadaş bu çocuk devamlı. Tamam. Şenol. Sürekli. Umut, hocam Ford demeyelim. Bunu çok iyi bilir. Evet. Abdülkerim de bunu yıllardır yapmıştır. Evet. İşte Ford demeyelim. Bak arkadaş. Tamam yaptım. Şuradan böyle bir temas var devamlı. Evet, sürekli. Bütün vücudunun değiyor çocuğa. Tamam evet. Bütün çocuğa değiyor. Yeter dedi be kardeşim. Çocuk da bıktı yeter dedi ya. Bunun bir ameliyatı vardır yani öyle mi? Sürekli geliyor şöyle. Yeter ulan diye bitirdi. Evet bir dakika. Öyle mi? Bu zamana kadar peki iki hakem birbiriyle konuşuyor. Pozisyonu görüyorlar. Sen bir de hakemsin hocam yani. Ve bu işleri bilirsin. Evet. Yani ben bu işleri görmedim. Dünya çapında bir hakemsin. Bence hocamla. Hocam sen bir kaç. Ben sizleri de bilirim. Sen bunları çok iyi bilirsin. Hocam bir kaç. Böyle bırakın bu işleri beyler. Ey Türkiye. Bak. Bırakın bu arkadan dayanma ya futboldan dayanma temsilcisi. Evet. Ama dikkatli olun dikkat. Bak arkadan dayanma var hocam orada. Çocuğu rahatsız ediyor. Bak bu hareketleri yanındaki uzmanı. Abdülkerim. Abdülkerim bu hareketlerin uzmanıdır hocam. Sinan öyle bir konuşuyorsun ki. Böyle Abdülkerim çocuğu rahatsız etti. Sinan iyi dinle. Rasim ile kasus. Rasim. Ford mu yapar Abdülkerim hocam? Konuşan. Ne böyle diyor? Konuşan. Şu Ford kelimesini atıyor. Ford artık ayıp oluyor. Ayıp ya. Ayıp. Ey Türkiye. Şu konuşan adam Beşiktaş, Ankara Gücü, milli takımda oynamış. Ya hocam boş ver sen şimdi onları ya. Sanki hayatında hiç kendisine dayanılmamış gibi. Allah futbolda dayanmayı yapmadın hocam. Anlatayım sana. Beyler futbolda dayanma vardır. Tekrar adımın Ahmet Çakar olduğu gibi konuşuyorum. Gökhan Töre'yi bugün atmamak. Gökhan Töre'ye temas dakika, var mı hocam? Bir dakika. Ne? Gökhan Töre'ye Şenol'un doğru, bütün her türlü temas var mı? Bir dakika. Beyler futbol buz pateni gibidir. Böyle yaparsın parmak ucu. Tamam mı? Hiç dokunmasın birbirine. Buz pateni gibidir. Futbol temas oyunudur. Futbolda vücut, göğüs, kalça, bel, herkes birbirine temas oyunudur. Ya hocam, bana anlatma bir dakika ya. Beşiktaş'ı koruyacağım ya, diye. Beşiktaş'ı koruyacağım diye. Ya Beşiktaş'ı koruduğundan değil. Beşiktaş'ı koruyacağım diye olayları nereye getiriyorsun? Ben Beşiktaş'ı Ford'a getiriyorsun, başka diye getiriyorsun. Yakışıyor musun? Ben herkesi, bir dakika dinle. Asim'e Ford ya. Ben hocam, bak ben ne haklıysam Fenerli olduk. Bazen Galatasaraylı yaparlar, bilmem ne olur. Bak ben tarafsız ol. Sadece tarafsız ol. Tarafsız oldun sen çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Ama bu akşam yanılsın. Yavaş. Sen bunları neden söylüyorsun? Kedini. Ya bak. Dur lan. Sıra bak. Bir saniye. 10 saniye. Dur evladım. Şimdi bak ikiniz de abimsiniz. İkiniz de büyüğümsünüz. Biriniz diyor ki forçuluk. Öbürü diyor ki tenceren kaynıyor. Maymunun oynuyor. Ya Rasim. Rasim. Türk Dil Kurumu'ndan mesajı gidiyorlar. Rasim. Bir de böyle. Müslüken mi çocuğu? Hayır. Tenceren kaynıyor. Maymunun oynuyor. Hocam. Müslüken bir şey değildir bu. Maymun neyi kastediyor? Hayır. Erten bak bir şey anlatıyorum güzel kardeşim. Bak bir dakika. Şimdi bu Rasim şurada devamlı. Ahmet ikili bize Rasim'le bir dakika ver. Bak Rasim şöyle duruyoruz yan yana duruyoruz Rasim'le. Şöyle gidebilir gelsen. Yan da yapmıyorum bak. Rasim devamlı beni böyle tırmaladığını düşün. Allah devamlı Allah. Dürtüyor beni bak böyle yani dürtüyor. Gelir bir gün vurur musun? Ya ben de ya kardeşim git artık ya falan. Ama olsa olmaz ya. Ya git kardeşim. Ama arkadaş bakın Şenol'un pozisyonunda bak. Ya Gökhan Töre pankart verilmez mi? Bir dakika dur. Hafif arkadaş pozisyon olarak kart olabilir. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ama Gökhan'ı da rahatsız ediyor oradaki hareketi. Dürt böyle. Sinan defans. Diziye. Defans oyuncuları böyle şeyler yapar. Ama ya, o zaman hakem niye atmıyor? Yapardı. Niye atmadı Abdülkerim? Abdülkerim hakem niye atmadı? Demek ki Gökhan'ı Gökhan'a yapılanı gördü. Hayır niye açmadı söyleyeyim sana. Gökhan, evet. Beyler. Sinan'cığım orta hakem bir kere görmedi. Bir kere orta hakem görmedi. Hayır. Maç devam ediyordu. Dördüncü hakem gördü attırmadı. Orta hakem görmedi Sinan. Niye attırmadı? Evveliyatı var. Bir anlatayım. Evveliyatı falan yok. Orada 3 hakem var. Yardımcı hakem, 4. hakem, orta hakem. Üçgenin içinde biri mutlaka görür. Ve hatta daha ağırını söyleyeyim sana. 4. hakem kuvvetle muhtemel orta hakeme bir şeyler söyledi. Evet ne dedi? Şimdi orada ne oldu? Benim söylediğimi söylemiş. Gökhan Tören'in oyundan atılmayışının nedeni... Tarık var mı? Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya'nın... Hakemler üzerine kurduğu baskıdır. Nedir bu? Hayda. Gökhan Töre tabii anlatacağım. İzah edeceğim. Hayda biliyor musun? Müsaade edeyim mi? Hakikaten hayda ya. Müsaade edin.
Müsaade edin hocamı dinleyeyim ya. Beni geçen hafta emir oldu. Zekeriya Alp'in tayin aldım var hocam. Beni böyle olmaz ki herhalde. Hocaya bak. Bütün hakemleri Beşiktaş'a kışkırt sen şimdi. Hayır. Yazık hocam. Hocam. Beşiktaş'a kışkırtmıyorum. Ama müsaade sen anlatacağım. Hocam bu akşam planlanmış biliyor musun? Kurulmuş Beşiktaş'a karşı. Kendini kurulmuş. Zekeriya Alp dedi. Sizin ağlamalarınız kuramaz beni. Kim kuracak beni? Yandık. Geçen hafta Ekrem Kan'ı. Evet. Ekrem Kan yan hakem. Alnını öptüğüm çocuk. Ekrem Kan. Evet hocam. Emre'ye attırdı. Evet. Çocuğa altın makas. Bu utanmasına çocuğu tokatlayacak. Evet. Gökhan Töre Kayseri'de attırıldı. O UEFA'nın şeyi Türkiye temsilcisi Jaap Ulenberg Hollandalı. Hollandalıdır Bülent hocam. Korkmaz'ı kınıyoruz dedi. Sanki Bülent Korkmaz attırmış gibi. Ya şimdi bakın şey bunları ya. Yaparsan hakemler üzerine başkayı koyarsın kardeşim. Bugün geçen hafta Zekeriya denen hakemlerin başındaki futbolcu eskisi. Öyle demeyelim tamam. Hocam. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya hocam. Hakemlerin başındaki sözde MHK Başkanı futbolcu eskisi Zekeriya Alp'tan bahsediyorum. Demeyelim hocam. Eyvah. Ben böyle diyorum. Var mı yapacağım bir şey? Yani sana reklama git. Demeyelim. Hocam. Reklama gidelim o zaman. İyi tamam mı? Reklama gidelim. Hocam olmuyor. Hocam bak çok ağır konuşuyorsun. Çok önemli. Hayır çok ağır konuşuyorsun. Konuşmazsan bütün hakemleri Beşiktaş'a kışkırtıyorsun. Bizim bu reklam aramız zaten. Yeleğin çok güzel Sinan abi. Evet. Bir göstersene. Kardeşimiz dikti. Bir gösterebilir misin? Yeni özel dikim. Kalkamam bu kadar işte. Ertem. Nasıl yelek giyinir mi Allah? Bir şey yok kardeşim. Yok böyle bir usul yok. Yelek diye bir şey yok. Ya ne diyeyim ben sana hocam? Bana kalsa kravat da yok. Bir şey söylesen. Bana kalsa. Ya sana kalsa pantolon da yok. Pantolon mecbur ama. Sana kalsa. Şunu tut. Abi şimdi bak şunu anlamadım. Pantolon yok, ayakkabı yok, araba yok. Hocaya kalsa. Yaşam yok. Yelek nedir abi? Yeleği var abi. Ayakkabıyı altına koyuyor mu altına? Kim hocam ayakkabıları peçiyle. Keçeli. Keçeli takviyeli altta. Var mı yani tamam yıllar. Sana kalsa ya. Deyince niye? Hocam bir yaşamı hocam ne yapıyor biliyor musun? Hocam parayı balyalıyor. Biz ne var? Sen yiyoruz arkadaş. Veriyoruz. Hoca balyalıyor. Hocanın ayakkabının altı değindi mi ne yapıyor? Kim gidiyor yaptırıyor şurada köşede. Ne yaptı da yaptırıyor artık. Keçe yaptırıyor. Keçe yaptırıyor. Tabii. Pençe yaptırıyor. Pençeye keçe vuruyor. Ne var bundan gurur duyuyor. Bravo hocam. Şimdi bize. Ya hocam. Ben sizin gibi parayı sokakta buluyorum. Tırnaklarım hocam. Bırak bu işleri. Bana demagoji yapma. Bana garibanlığı, fakirliği falan anlatma. Ben Gültepe Yaykemen'in çocuğuyum. Bravo. Ben orada bir şey. Ben de şeyim abi. Bir dakika. Ben de Serencem'den geldim sanki. Ben otobüslere, minibüslere. Ben de Beşiktaş'ın Serencem'in çocuğuyum. Ben orada doğdum. Sen bak sen yine biraz sosyete maalesef. Ben otobüslere, minibüslere kaçak binerdim. Bak şimdi ben sana bir şey anlatayım. O durumdaydı. Dinle bak. Sizi alıyorsanız bir öğrenim ya. Hocada para olmasa. Eyvallah. Para bak dördümüzü. Dört defa falan çarpar. Bana bakın beyler. Bak, dördümüzü dört defa ya. Çarpar. Arka cebine koyar. Toplar beyler. Servet. Ayıp şeyler bunlar beyler ya. Beyler bunlar vallahi bakın. Bunlar görgüsüzlük statüsüne giriyor. Yapmayın bunları dinle, ya. Dinle bizim bu reklam var. Amacınız ne biliyor musun? Vine'larla, ayakkabının altına yapılan pençelerle, Gültepe mahallesinde, servetiyle. Amacı ne biliyor musun? Amacı şu. Ama şu. Beyler bu geceden itibaren. Tabii. Hocam tebrik ediyorum. Sinan Engin'di. Sinan Engin'le Ertem Şener'in tek amacı var. Beşiktaş'ın hakemler tarafından kullandığı gündemini değiştirmek. Emre Belözoğlu olsa. Olmadı. Volkan olsa. 1,5 saat program yapardı. Bir dakika. Yaptık da. Melo olsa 2 saat program yapardı. Aynen öyle. Bravo. Sevgili Emrecik. Volkancık olsa. Ya. İki saat program hocam. Yapardık. Volkancık bu akşamda Kovboy Gökhan'ın deme Kovboy Gökhan hocam. Peki Gökhan Beyciğim bu akşam yaptığınız hareketi çok efesle kalıyorum. Zaten halinizle ilgili Serhan abiniz parantez açıyorum eski futbolcu Gültepe'de büyümüş Beşiktaş'ta oynamış. Sonra da İşte yelekler, melekler giyerek. Hocam yelek moda bu sene. Önemli adamlarından. Hocam yelek moda. İyi moda. Moda diye bir şey yoktur kardeşim. Bir dakika bak. Okan Bayülgen'i görüyorsun. Moda soytarılıktır. Okan Bayülgen'i görüyorsun. Moda diye bir şey yoktur. Ne demek hocam? Okan Bayülgen'den onu yelek yiyor. Görüyorsun moda programları. Moda soytarılıktır. Okan ne? Moda soytarılıktır. Okan Bayülgen manken gibi çocuk bu abicim. Boyuna manken gibi fiziği şahane giyiniyor. Ne alakası? Okan Bayülgen'i ben takip ediyorum. Moda da onu takip ediyorum. Okan'ın yeleği beyler Beşiktaş bu akşam hiç kimse kıvırmasın. Hakikaten o gündeme gelelim ya. Kütür kazandı. Bu demek değil yani ki. Yani eğer Gökhan kırmızı kart ki bana göre de doğru kırmızı görmeliydi. Aha. Canım Beşiktaş... kıyamam. Ay ne olacak? Doğru muydu? Doğruydu. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Doğruydu. Sadece Beşiktaş'ı bağlamaz. Cuma gecesi
dünya sahalarında ender rastladığımız bir offside gol izledik. Ya 5 kişi 5'er metre offside olur mu ya? 5 kişi ya. Şimdi demek istiyorum. Zekeriya'nın olduğu yerde Zekeriya. Kollananlar 3 büyüktür. Ezilenler Anadolu gençleridir. Gaziantep 3 büyükte oynadığı bütün maçları. Ama bütün maçları hakemle kaybetmiştir. Çok iddialı konuşuyorum. Haklısınız. Gaziantep halkına sesleniyorum. Tabii artık onun yarısı Suriyeli olduğu için hepinize sesleniyorum. Gaziantep Spor 3 büyükte oynadığı 3 maçı da Fenerbahçe, Galatasaray, bu akşam Beşiktaş. Fahiş hakem hatalarıyla kaybetmiştir Antep. Amaç sizi tahrik etmek değil. Hani diyorsunuz ya Anadolu'nun hakları filan. Zekeriya olduğu sürece Anadolu takımları sizler birer hiçsiniz. Sizler birer figüransınız. Kimi zaman Fener, bu gece Beşiktaş, haftaya Galatasaray. En büyük 3 büyüğün olduğu bu ligde ben yorum yapmaktan utanıyorum. Utandığım bir nokta daha var. Peki bir şey söyleyeyim size. Bir futbolcu eskisinin Türk hakemlerini yönetmesinden icap duyuyorum. Sen şimdi kalkıyorsun. Yani Beşiktaş'a bu yanımdaki kardeşim benim diyor ki 100. yıl. Avrupa'da da mı 100. yıl ruhu var? Avrupa'da da mı meyake aynı meyake? Avrupa'yı da yani şu anki oynayan bak şu an oynayan Beşiktaş'a. Ben Beşiktaş kötü oynuyor. Hakemmiş bak hayır. 6 numara ekrana gelsin. Bak şu an oynayan Beşiktaş'a hakemmiş, oymuş, buymuş falan. Bak söylerseniz taş olursunuz. Kesinlikle. Ayıp edersiniz. Futbol çünkü çok bakın, iyi futbol oynuyor. Avrupa takımlarında da aynı şekilde oynuyor. Türkiye'de de aynı oynuyor. Dolayısıyla yani dersiniz ki ya Avrupa'da tepe taklak gider de Türkiye'de de bu şekilde. Hayır. Bugün Beşiktaş, Gökhan Töre bakın hepsi gırgır bir şaka bir yana. Anlattık ettik. Gökhan Töre'nin tamam yapmış olduğu hareket doğru değildir. Ama kırmızıdır, doğrudur. Dirsek hareketi doğrudur. Ama arkadaş iki hakem birbiriyle konuşuyor. Bir evveliyatı vardır. Ya bu hakemlik sadece kart göstermek değildir. Bir de futbolcuların psikolojisinden de artık tahlil etmeleri lazım. Demek ki orada gördü. Çocuk daraldı. Devamlı arkadan dürtüyor falan filan. Rahatsızlık var orada. Ya, dolayısıyla hadi git kardeşim dedi. Hocam kırmızıdır. Dünyanın her yerinde bu kırmızıdır. Evet. Bunun da amacı hocam, yoktur. Hocam bak kırmızı olabilir. Ben başka bir şey anlatıyorum. Evet. Kırmızı olabilir ama bir de pozisyonun evveliyatı var. Tarih var. Orada rahatsız ediyor arkasından. Dürtüyor çocuğu. Yani ya Sinan, kalkıp da sen de temas yani. Temas tamam da yani niye böyle başlıyorsun? Bir Abdülkerim Hoca'ya da bir dönelim. Hocam. Apo dayamadın mı sen yıllarca? Ya hocam. Yanlış anlıyorsun. Hocam, hemen olayı bakın olayı sulandırmayın. Futbolda dayanırsın oyuncuya. Evet evet. Adam tükürüyor. Dayanırsın. Vücut temas eder. Nerede böyle döndürme dersin. Döndürme. Ya yakın var. Siz içine sulandırdınız ya. Ama hakikaten konuyu bir sulandırmayalım. Hocam ama sen enteresan bir cümle diyorsun. Ya demin Ford dediği vakit gıkın çıkmıyor. Nasıl gıkın çıkmadı hocam? Ford bak bu akşam çok sinirli. Liverpool'da sarmış durumdayım Apo Hariç. Sana da sardım bu gece. Sana da sardım bu gece. Ben de sardım ya. Abdülkerim konusunda ben. Abdülkerim'den sonra. Tahmin ediyorum niye sardım. Bir dakika Rasim. Pozisyonu ben bir anlatmak istiyorum. Gökhan be. Pozisyonu görmek görememiş bazı. Ay yeter kardeşim. Ertem'le yap ya. Her Ford bu işi kendiniz yapın. biri der ki çorman kaynıyor maymunun oynuyor. Öbürü gel, de Ford. Pozisyonu bir anlatalım. Bir programı da versene. Olmaz Ertem'le. Abdülkerim. Niye korkuyor bu? Futbolcu muyum kardeşim ben? Niye korkuyor Abdülkerim? Gel pozisyonu anlatalım. Ya kardeşim siz yeşil sahalarda alışıksınız. Dayananlar. Ya Allah aşkına. Ben bilmiyorum kardeşim Sinan abi. Neler söylendi bu dayananlar. Aa, yarın bir gün Zekeriya Bey de buna der ki refleks filan der. Zaten başlamışsınız refleksi. Refleks. Gökhan'ın hareketi refleks der. Uzun yıllar futbol oynadığı için Gökhan. Yok. Böyle temas oldu mu refleks dedi. Zekeriya diyebilir. Zekeriya abi de benim söylediğim aynısını söyledi değil mi? Özgür Yankaya konusunda. Şimdi refleks. Eski futbolcu refleks. Bir kere bak minareyi kılıfına koymak. Bir Abdülkerim Hoca'yı bir dinleyelim. Hocam. Bizi milyonlarca spor sever seyrediyor. Tamam kakara kikiri filan güzel o vine'lar da. Bu akşam Gökhan'ın kırmızı kartına kırmızı kart değil diye. Buna kılıf hazırlamaya çalışan. Yok, yorumcu da, hakem de, hakem eskisi de, MHK de. Hepsi yanlış. Frene bas. Niye frene basacağım frene ya? Frene bas. Ben kırmızı dedim. Ama sebebi vardır dedim. Bir dakika. Ya ağır bir tarih de var. Hakem bakın. Ya. Hocam biraz da hakemlik psikolojidir ya. Çocuk baktı gördü pozisyonu gördü. Yani 3 hafta önce Erciyes'te atıyorsun. Bizim Emre Bilic'e ne bir şey söylüyor. Atılmıyor mesela. Orada ne oldu? Gökhan orada atıldı. Selçuk'un diyorsun yani bak. Bir dakika. Yani bu sefer atılmasın ne var Şenol yani? Şenol önceden uyarsaydı Gökhan da o hareketi yapmazdı mı diyorsun? Yok, Beşiktaş kontrolü çekmiş bana. Evet. Şenol önceden hakem tarafından uyarılsaydı. Yine uyarılacak. Markaj yapma. Hareketi yapmazdı diyor. Aman Gökhan Töre'ye markaj yapma diye hakem öyle yok. Şey olur mu? Öyle saçma sapan şey olur mu ya? Kara kaplı defteri saçma be. Saçma sapan Galatasaraylı şey. Galatasaraylı Melo.
Fenerli, Volkan ve Emre'den sonra Beşiktaşlı Kovboy Gökhan'ı da almış bulunuyorum. Arz ederim. Ertem, bak biz bugün Fenerbahçeli birçok dostumla görüştüm maçtan sonra. Benden söylememi istedikleri şey bu. Hakem hata yapabilir. Beşiktaş'ın lehine de hata yapabilir. Ya Abdülkerim, bir dakika, Melo'ya karşı tepkili bir adamım. Melo bu olayı yapsa ortalığı yıkar. Bir dakika, işte ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Şimdi bugünkü bu davranışı ben konuşuyorum. Sıra bende değil mi kardeşim? Ben de diyorum ki, ben de tam onu söyleyecektim, ağzım duramıyor ki kardeşimiz. Ne buyur? Duramıyor. Ben de diyorum ki bugünkü bu darbeyi Emre Belözoğlu yapsaydı ve atılmasaydı. Allah 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 Allah. 4 gün program yapılırdı bütün kanallarda. Yalan mı hocam? Dediğim ya zaten. Emre yapınca 2 saat, Volkan yapınca 3 saat konuşuyoruz. Melo yapınca da maşallah. Yoksa Gökhan da konuşulacak böyle. Yoksa Fenerbahçeliler bana ne kardeşim? Gökhan, hayır, bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Beşiktaş iyi oynuyor. Ne yapıyorsun? Abi biz Gökhan kimi konuşuyoruz hocam? Ferike İmam'ı ne konuşuyoruz hocam şimdi? Ferike İmam'ı ne konuşuyoruz? Gökhan da ne konuşuyor? Sen zaten Beşiktaş'ın soy ağzını çıkarmışsın bu akşam. Hangi hakem, nerede ne oldu? Her şeyi çıkardı. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Ama Gökhan'ı nasıl konuşuyoruz? Çocukcağız tarih oldu diyorsun. Çocukcağız Gökhan'cım. Çocukcağız falan değil. Gökhan. Arkadan müdahale yapınca evladım, zavallı evladım tarih oldu diyor Sinan Engin. Sinan Engin. Emre Belözoğlu oldu mu bu? Sinan Engin'e yakışmayan şu var. Futbol teröristi dedi ya. Daha kötüsü. Emre Belözoğlu. Daha kötüsü. Doğru. Niye şimdi demiyorsun? Diyorum Gökhan Tören'e. Gökhan Tören'in kırmızı kartını sulandırmak amacıyla eski futbolcu Sinan Engin bugün adli tıpta cinsel sapkınlıklar bölümünde incelenen bir terimle olaya bak. Bu Sinan'ın tarzı değil. Hocam demek bir şey söyleyeceğim sana. Demek ki Sinan'ı kurdular gönderdi. Güzel hocam, beni iyi dinle. Eğer o Fikret Orman kurduysa... Pozisyonu seyredin. Pozisyonun evveliyatını falan seyredin. Ben tabii seyretmedim. Hocam iki üç defa bak. O kafasını oynuyor, bilmem ne yapıyor. Yapma gözünü seveyim ya. Bu çocuk... beton mu bu çocuk? Heykel mi? Gökhan'ı rahatsız ediyor. Evet. Fizik olarak önden arkadan dürtüyor. Yapıyor hareketler. Yapma ya. Bir şey söyleyeyim. Hakem de bunu gördü. Sinancığım. Hakem de bunu gördü. Tebrik ediyorum hakemi. Yani hakemlik, siz hakemlik sadece gördünüz. Dert atın. Bunun bir süreci var. Ya sen hakemin bugün kart vermemesinden dolayı hakemi tebrik mi ettin? Hocam tebrik etmiyorum. Evveliyatını bakın. Evveliyatını 3 dakika önce, 2 dakika önce yaşananları hakem gördüğü için Gökhan'a es geçti. Niye es geçiyor? Tebrik ediyorsun yani. Ben ceza versin. Ya hocam tebrik etsem ne olur? Ya Sinan, Şenol'da bir sarı kart çıkarsın o zaman. Kime? Madem gördü, Şenol'a da sarı kart çıkarsın. Baktı, pozisyonu değerlendirdi. Abi bir futbolcu sahada tutmak en doğru değil midir? Ya Sinan tamam da böyle yapmayın olur mu? Ya. O zaman kimse oyundan atılmaz ki ya. Abi kimse ya, oyundan atılmaz o zaman bir şey, ya. Ne alakası var? Onu tahrik etti, onu iteledi. En çok Beşiktaş'ta oyuncu atılıyor ya. Yapma ya. En çok Beşiktaş'ta oyuncu atılıyor ya. Bak Bruno Alves'ler, Bekir'ler, Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu hakeme dönüyor. Allah sizin diyor, nasıl biliyorsa öyle yapsın. Tak atılıyor. Adam vurmuş, ama atacaksın. Niye atmıyorsun ya? Tartışılması gereken nokta. Ben iddiamı söyleyeyim. 20 sene yaptığım için bugün... Hakem görmese dördüncü hakem, o görmese yardımcı hakem, o görmese dostlarım söylüyor. TRT'de bir görüntü varmış. O tarafta 40 metre uzaktaki şey çizgi hakem olay. Ben iddiam. Hakemlerden en az biri veya ikisi Gökhan'ın dirseğini gördü. Niye atamadılar söyleyeyim mi? İki nedenden dolayı. Ya bu hakemler Gökhan Töre'yi Kayseri'de attılar. Ortalık hakemlere çöktü. Evet. Evvelsi hafta Emre'yi Ekrem Kan adlı yardımcı hakem oyundan attırttı. Adamın cezası 2 maçtan 1 maça indi. Zekeriya Alp dedi ki yardımcı hakemimiz yanlış algılamış, bir sürü böyle kıvırma hareketleriyle yani olayı, tamam mı? Şimdi benim hakemim sahipsiz. Benim hakemimin şu anda patronu olan Zekeriya Alp o koltuğa yakışmamaktadır. Hocam geleceğiz. Bir futbolcu eskisinin hakem komitesinin başında olması benim için üzüntüdür. Bunlar aşağılama hocam futbolcuları ya. Yapma Allah aşkına. Koskoca Zekeriya Alp hocam. Ertem bir dakika Ertem ya. Sen ne yapıyorsun ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ve senin benzeri eski hakemler Türk futbolunun hakemleri, Türk hakemlerini bu hale getirdiniz. Korkak, şahsiyetsiz bir hakem topluluğu miras bıraktınız. Öğrenemeyeceksin. Korkak. Benim doğru söylüyor. Az bir de söyledin Sinan. Az bir de şöyle söyleyeceksin. Ben benim için ne derim biliyor musun? Ne dersin hocam? Sen ve senin gibi. Senin için söylüyorsun bunu hocam. Hani ben şu anda diyelim ki dışarıdaki adamım Ahmet Şakar'da karşıda. Sen ve senin gibi. Büyükbaş hayvanlarla. Tövbe estağfurullah. Arasında gidip gelen. Ya bak iğneyi kendime batırıyorum. Batırmayacağım. Bir dinle, bir dinle. Yıllarca maçanız yemedi. O stüdyo ışıklarının o dayanılmaz rahatlığı.
Para ve şöhretin dayanılmaz hafifliğiyle Türk hakemliğini yönetmediniz, Türk hakemliğini parçaladınız. Şimdi de Zekeriya Alp'e konuşuyorsunuz dersen bu konuda %100 haklısın. Ama yine de konuşmam lazım. Hocam bir şey söyleyeyim. Sen konuş ayrı ya, futbolcu eskisi falan. Evet, deme. Şimdi, bir şey mi? Bir dakika, futbolcu eskisi hocam, zaman çok futbolcuları aşağılıyorsun. Sinan, hakem eskisi diyorum. Senin hakemlerin bak. Sinan hocam, kendimi hakem eskisi diyorum. Tamam hakem eskisi. Hocam ya. Senin sen, hakemin. Ben bir hakem eskisi. Hocam senin hocam, hakemin. Olmaz. Hocam. Abdülkerim. Hocam. Şimdi senin hakemin korkaksa. Evet. Senin hakemin vermiş olduğu kararı dünyada hiçbir mekanizma bozamaz. Doğru. Hiçbir hukuk bozamıyor. Doğru. Hakem verdin bitti. E be kardeşim, güç sende, irade sende. Ne korkuyorsun be kardeşim? Sonra ne korkuyorsun? Çünkü hakemliğin başındaki adam, hakemliğin başındaki adam ben onları korkutuyor. Ben bunu 11 sene önce korkma Kudüs'ü. O gün dediğim zaman benle herkes... Ben seni korurum Gondor Bey. Ya ben hep konuşurken sen konuşmak zorunda mısın be kardeşim? Allah Allah. Hatırlattım ya. Sinan. Allah Allah. Hatırlattım. Sinan, korkmayan hakemler nereye korkma gidiyor? Amreye gidiyor kardeşim. Ali Aydın korkmadı, paket oldu. Korkma. Paket oluyor hocam. Korkma Kudüs'ü dediğim zaman herkes bir yere yorumladı. Ben bunu söylerken... Korkma Kudüs demedi. Korkmayın kardeşim demedi. Sen büyük takıma... Bakın, demedi. Korkma dedi. Ben seni korurum Kudüs'ü. Korkma dedim. Korkma dedim. Yani neyse yani Ertem bak. Allah Allah. Allah Allah. Ya bir Rasim bir dur. Bu farklı bir olaydı. Ya Rasim ben dur. Seni korurum Kudüs'ü. Benim himayemdesin. Evet. Bu ne ya? Aynı şey mi ya? Ya korkma Kudüs'ü. Stat'tan. Deplasmanda stat'tan çıkarken onu korum diyor. Bak şimdi. Ben sen nasıl burada başka bir şey. Devletin niye? Devlet teşkilatı var. O stat'ta devlet yok mu? O şehirde devlet yok mu? Orada ikinci sen sorgu memuru musun? Orada sergine türbinden geldi. İkinci kartı gösterdi. Korkudan dedi. Neyse. Severim Kudüs Hoca'yı. Hayatımda çok az rahatsızlığa katıldım. Başka bir şey anlatıyorum. Bir şey söyleyeyim. Sen Gökhan Töre'yi tanırsın değil mi? Pırıl pırıl çocuktur. Pırıl pırıl. Safası olsun dedi ya. Gökhan Töre ile hayatımda, pırıl pırıl Gökhan Töre hayatımda, de. Bak Gökhan Töre hayatımda bir kere, pırıl pırıl mıdır? Ananın, tövbe, aman. Yani Rasim bir dur be. Demin ebeğin dedi, hiç yumruğu kapattırmak mı getirdin? Tövbe estağfurullah ya. Ya. Derken yani, o anlamda söylemiyorum yani bak, başka ben herhalde ya. Diyecektim kaç aylıksın kardeşim? Ananın karnında, ananın karnında kaç ay durdun ya Rasim? Yapma ya, dur bir dakika ya. Bak abicim, ben AK Merkez'de bir gün orada yanımda Şükrü de vardı. Gökhan'ı 5 dakika gördüm. Hayatım boyunca. 5 dakika gördüm. Pırıl pırılını mırıl pırılını ben anlamam. Ben adam sahadaki oynadığı futbola bakıyorum. Dışarıdaki yaşantısını kulübünden sorumludur. Ben ona bakmıyorum. Ben oynadığı futbola bakıyorum. Sefazı olmuş dedi Sinan'ım ya. Ay Allah'ım Sinan'ım, yarabbim. Bu hafta, bu gece Antep'te 30. dakika. Geçen hafta Trabzon maçında 25. dakikada Soza. Evet. Bugün Gökhan. Balıkesir'de Ersan Gülüm. Gole giden balık esiri sonra da bunların hepsi manidar. Bunlar bugün Beşiktaş çalışmışlar. Manidar. Manidar. Bakın bunların hepsi, bu beyefendilerin hepsi Beşiktaş çalışmışlar. Ben sana söyleyeyim. Herkes Abdülkerim de testler almış bugün eline. Hocayla beraber bugün Beşiktaş'ı kesmeye başka bir şey daha söylüyorum. Ersan anlattı, orayı anlattı. Başka bir şey daha söylüyorum. Şimdi Gökhan Töre'ye söyleyeyim. Burada Rasas Gökhan Töre'ye bahsederken beni üzen ne biliyor musunuz? Gökhan değil hocam, Gökhan. Neydi? Hocam bir de bir şey yani Gökhan Töre'ye bir şey söyleyeyim. Gökhan Töre'ye haksızlık ediyorsunuz. Bir dakika. Onu söyleyeyim. Yapma ya adam hata kafasına. Ama yok. Çocuğun hakkını Gökhan verelim. Gökhan yapmadı arkadaşlar. Bir dakika. Gökhan, bir dakika. Ya gel şimdi bir dakika. Pasörü göstereyim sana. Gökhan Töre. Gökhan Töre her futbolcunun yaptığı gibi sinirlendi. Hata yaptı. Tamam. Gökhan'ın bir suçu yok. Onu atmayan hakeme sulan hocam sen. Gökhan'a ne yapmayın? Tarih var. Rasim. Ertem müsaade eder misin? Ertem'le beraber. Rasim. Rasim de gelsin. Kaçıranlar var. Pasörü bir daha anlatayım. Allah'a sığır abi pasörü. Ya kardeşim böyle saçmalık olur mu? Niye canım? Bütün stüdyonun intikamını benden almaya çalışıyor. Ama ben size arkadaşlar. Burası öncelikle bir spor programıdır. Ve bu akşam Gökhan'ın bu dirseği olup da burada sıvacı diye aylardan nitelediğim başta Sinan. Sonra biraz Ertem ama Ertem'in bu gece fazla dahili yok. Gökhan'ın yaptığı hareketi reflekse meflekse sokma ihtiyaçları gelince kendimi sorgulamaya başladım. Bakın beyler, ben eve gidince akşam aynaya bakınca huzurlu olmak istiyorum. Sanki şey yapıyoruz hocam. Bir şey söyleyeyim sana. Devlet özel beyler, bilgilerini devletin özel bilgilerini verdik. Yani veya gittik bir şey yaptık falan filan. Ne alakası var? Ben başka bir şey yani yatakta yatmaya ne alakası? Senin gibi tinerci olacağıma ben ısırmacı olayım daha iyi. Yakışıyor mu Sinan tiner laf? Daha hocam o zaman ne diyeyim? Bir şey deme ya. Sen. Gattar diyeyim hocam. Ben gattar değilim ki Sinan. Bak hocam sen bak bu ışıklar var ya.
Şu ışıkların arasına girdiğin zaman, şu kamerayı gördüğün zaman, Allah'tan sokaktaki kameraları görünce böyle sertleşmiyorsun. Sokakta melek. Ya Sinan, sen bana niye hikaye atıyorsun? Gökhan silahı çekip herifin ağzına soktuğu zaman arkadaşıyla. Soktu. Ya olur gençlik hatası. Gökhan nerede soktu hocam? Gökhan yapmadı diyorum ya. Yancılık yaptı arkadaşına. Hocam yapmadı, öyle bir şey yok. Peki, bu devletin polisi var, savcısı var. O zaman tutuklasınlar. Sen şimdi bir adamın ağzına silah sokabilir misin? Böyle zordur mu? Yapmayın. Ne öldümüş hocam, ben çakal mıyım ya? Bu kadar abartmayın her şeyi ya. Benim silahla ne işim olur Sinan? Ya hocam tamam, futbolun içinde kalalım ya. Bir dakika. Ama zamanında Gökhan'ın arkadaşı Gökhan'ın yardımıyla otel odasında Ertem, insanların ağzına silah soktuğunda Gökhan'a koltuk çıkan insanlar ve bu Gökhan'a çıkılan koltuk nedeniyle Hakan Çağlaroğlu'nun Ömer'in tasfiye edildiği, alınmadığı bravo milli takım projesinde ben bir Türk vatandaşı olarak haykırırım. Ve bu akşam da gördüm ki Gökhan Tören'in ağır ceza alması, ağır eleştirilmesi gerekirken zamanında tıpkı Emre'ye, Volkan'a ve Mero'ya yaşadığımız gibi ama bu akşam Gökhan burada inceden kurtarılmaya çalışıyor. Hocam son derece yanlış bir şey. Bir Şenol'u dinleyelim. Sen niye tavır koymuyorsun kardeşim? Nereye tavır koy? Hala Gökhan Töre pırıl pırıl adamdır. Bir tavır koy. Gökhan Töre pırıl pırıl olabilir. Pırıl pırıldı. Yaptığı futbol hatası adamın ya. Futbol hatası başka bir şey. Ahmet Yengar Erden söyleyeceğim. Çocuğu asmayalım ya. Rica ediyorum. Pırıl pırıl adamdır ha. Rica ediyorum. Bir Şenol'u dinleyelim, olur mu hocam? Silahı da pırıl pırılmış. Töre ya rahatsız. Ağzına soktu silah, kabzaya pırıl pırıl yapmış. Hocam gitsin sen de gitsin. Kardeşim sen çorman kaynıyor, maymunun oynuyor dedin. Yapma ya. Tamam sen ya. Bir o maymun tamam, Şenol'u gitsene. Tamam bir Gökhan Tören'in. Senin çorman kaynıyor, maymunun oynuyor mu dedin. Ya Rasim ne diyorsun? Gir Şenol'u, çorba diyor, maymun diyor. Gir Şenol'u.